Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplu sözleşme görüşmeleri yapılırken bir açıklamada bulunmuş. Memurlara 3600 ek gösterge ile beraber ek haç izni, disiplin cezalarında af gibi müjdeler vermiş. Sen neler söylemek istersin? Ek tatil hakkı mı veriyor hacı? Ek tatil hakkı veriyor haç için ama. Ya bu olabilecek Yani ben hacca anayasaya aykırı. gitmeyeceksem yani Para böyle bir verdi. izin hakkım olmayacak mı? Yani bu tümüyle anayasaya aykırı bir şey bir kere. Yurttaş eşitliğine aykırı bir şey. Çalışma hukukuna aykırı bir şey. Nereden Evet. bakarsan bak saçmalık. Birincisi o. İkincisini hiç anlamadım zaten. Hacca gidip buraya geldiğinde diyelim ki iş yerinde bir kadın çalışanı taciz edince disiplin suçundan şey mi olacak? Yırtacak mıymış? Ne olacakmış? Ya da işini yapmadığında hacı olduğu için ceza almayacak mı? İşten uyarı almayacak mı? Nasıl bir şey anlamıyorum ben bunu ya. Bu tümüyle yani iş ahlakına ters düpedüz ahlaksızlık ya. Ya eşitsizlik bir Hı. sonrasında çıkabilecek şeyler tabii ki hepimizin düşünebileceği ya da yol açabileceği şeyler. Ama öncelikle izin hakkını dersiniz ki işte şuradan şuraya çıkarıyoruz. Orada ister hacca gider ister başka bir yere gider. Ama ben 30 gün izin kullanacakken diğeri 45 gün kullanacak. Şimdi çok met ettikleri Osmanlı bu konuda çok net. Mesela Osmanlı padişahlarından galiba hacca giden bir ya da iki tanesi var. Niye hacca gitmiyor Osmanlı padişahları? Görevleri ve sorumluluklarından ötürü. Onların bir işi var, devleti yönet. Hacca gidemezsin kardeşim. Hiç de kimse onlara kafir demiyor. Çünkü öncelik iş. Aslına bakarsan şeyde de bunu görebilirsin. Yani kitapta da bunu görebilirsin. Kendi kitaplarında bunu görebilirler. Öncelikle emeğin ne kadar önemli olduğundan bahseder. İşin o yüzden kaza namazları falan vardır değil mi? Ya bu hani bu kadar din istismarı ve bu kadar aslında kendi dinini inkar edecek kadar istismara giden bir yönetim söz konusu. İşte yaptıkları da bu. Eğer ki gerçekten mütedeyyin bir insansan hadi oradan bedersin. Ben normal iznimde hac Bir de farizesini yerine getiririm. Hacı olduğum için de yapacağım ahlaksızlık ya da iş etiğine uygun olmayan her konuda da herhangi bir meslektaşımla aynı hukuki prosedüre, iş hukuku prosedürüne uygun davranılmasını isterim dersin. Bu işte namusluluktur. Bu aslında dindarlığın gerektirdiği bir şeydir. Ama artık bu iş o kadar rezilleşti, o kadar sömürüye dönüştü ki ne yazık ki çoğu insan da bunu kullanacaktır bu hakları eğer verilirse bu haklar anayasal olmayan haklar kullanacaktır. Aslında suç işlemiş olacaklar onu da belirtmiş olalım. evet, bunlar işte dediğim gibi toplu memur sendikaları ile yapılan toplu sözleşme görüşmelerinden önce hani beyan edilen şeyler. Çalışmalar devam edecek ve biz de göreceğiz sonuçlarını. Memur sen falan buna teşne olabilir bu arada. Değil mi? Ya Olur. zaten gruplardan öneriler geliyormuş. Bunlar da o önerilerin içinde olan şeylerden. Ve bu konu değerlendirip çalışmaları sürdüreceklerini ifade etmiş. Hadi bakalım göreceğiz. Hayırlısı.